Yeni yıl. Belki de daha iyilerini yapacak kişiler sizlerin arasında. Viral olan kar videolarıyla ilgili bir yeni yıl videosu hazırladım. Bu videoda da sizlere bunun nasıl yapılacağını anlatacağım arkadaşlar. Bunun için 4 tane program kullanacağız. Hepsinin ücretsiz olmasına dikkat ettim. İlk olarak isteklerimizi belirttiğimiz promptları hazırlamak için ChatGPT'yi kullanacağız. Daha sonra bunları görsellere çevirmek için Leonardo AI'yi kullanacağız arkadaşlar. Düzeltmeler için de photopea.com, en son hepsini birleştirmek ve efektleri uygulamak için de CapCut'ı kullanacağız. Bunların linklerini aşağıda açıklamaya bırakıyorum. Ayrıca promptları da açıklamaya bırakacağım. Onları oradan alabilir, kullanabilir, geliştirebilir ve yeni videolar hazırlayabilirsiniz. Bunun için önce ChatGPT'yi açıyoruz arkadaşlar, ücretsiz olarak. Önce sıcak, loş ışıklı, taş şöminesi yanan, büyük pencereli ve yüksek tavanlı bir oturma odası için prompt yazmasını istiyorum İngilizce ve bunu bize yazıyor. Daha sonra bunu alıyoruz. Aynı şekilde arka plan için çamaşırları ve çevrede dağ evleri bulunan karlı bir dağ manzarası promptu yazmasını istiyorum. Bunu da İngilizce promptunu aldıktan sonra Leonardo AI sitesini açıyorum. Leonardo AI'da promptlarımızı girip görsellerimizi oluşturacağız. İlk önce sol üst köşeden giriş yapıyoruz. Ben Google hesabımla giriş yaptım. Daha sonra imaj kreasyonda promptlarımızı gireceğimiz yer geliyor. Promptumuzu buraya yapıştırıyoruz. Daha sonra sol taraftaki menüden ayarlarımızı yapıyoruz. Eğer YouTube için çekiyorsanız yatay video formatını seçebilirsiniz, 16:9'u. Short ya da Reels çekiyorsanız 9:16 dik formatı seçebilirsiniz. Daha sonra alta iniyoruz. Altta da her seferinde bize kaç tane görsel vereceğini soruyor. Ben burada 4'ü seçtim. Her seferinde 4 görsel oluşturacak şekilde ayarladıktan sonra Generate tuşuna basıyoruz. Leonardo AI her gün 150 kredi veriyor ve her seferinde 24 kredi harcıyor. Yaklaşık 6 tane görsel oluşturabiliyorsunuz günlük. Bilgisayarım eski olmasına rağmen çok kısa sürede 4 tane görseli oluşturdu. Ben burada 2.yi ve 4.yi beğendim. Çünkü camları büyük ve dış ortamı güzel gösterecektir. Sol alt köşesinden bilgisayarımıza indirebiliyoruz. Gene üstüne basarak resmi büyütüp inceleyebiliyorsunuz. Ve gene sol alt köşesinden bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. İndir dedik. Evet, 4.'yü de ben bilgisayarıma indirdim. Daha sonrasında 2. olarak dış ortam promptumuzu buraya yapıştırıyoruz ve generate diyoruz. Gene çok kısa bir süre bekliyoruz. Ben daha önceden de oluşturmuştum ama tekrar oluşturmasını istiyorum. Evet, oluşturdu. Gene 4 tane görsel oluşturdu bizim için. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel ışıkları yanan evler gözüküyor. İkinciyi beğendim. İkinciyi indiriyorum sol alttan bilgisayarıma. Şu anda 2 tane görselimiz oluştu. Şimdi ilk görselimiz için bir çalışma yapmamız gerekiyor. Evet, bu şekilde gözüküyor. İlk görselimiz için photopea.com sitesine giriyoruz. Burada bakın yeni proje ve buraya sürükleyin diyor ve dosyamızı ilgili alana sürükleyerek buraya yüklüyoruz.
Yüklenen dosyamız bu şekilde. Burada bir çalışma yapacağız. Eğer Photoshop kullanıyorsanız orada da yapabilirsiniz. Ama ücretsiz olarak herkes Photoshop kullanmıyor. O yüzden buradan çalışmamızı yapabiliriz. İlk olarak sol alttaki büyüteç resminden resmimizi çalışabilecek vaziyette büyütüyoruz arkadaşlar. İnce bir çalışma yapacağız çünkü. Burada camlardan kurtulmamız gerekiyor. Kendi arka planımızı koyacağız arkaya. Bu camları keseceğiz. Eğer İngilizce açıldıysa default'un altında arkadaşlar. Bilgisayarınız Türkçe ise de sol tarafta gene dosyanın altında ayar tuşlarından burayı açıyoruz. Dikdörtgen seçimini ya da çokgen seçimini yapıyorsunuz. Camlarımız tam dikdörtgen değilse bazen kenarlarda bırakabilir. Şimdi küçük camlarda dikdörtgeni seçtim. Onları deneyeceğim. Seçtikten sonra sil tuşuyla buraları siliyoruz arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi ufak alanlar kenarlarda kalabiliyor. O yüzden çokgenle yapacağım. Köşelere tıklayarak yapıyorsunuz çokgende. Ve tamamladıktan sonra bütün camlar için aynı ince çalışmayı yapıyoruz. Ve camlarımızı temizliyoruz arkadaşlar. Burayı da bitirdik. Ve en son küçük camımızı da seçtikten sonra resmimiz kullanıma hazır. Şimdi bunu yine sol taraftan arkadaşlar dosya farklı dışa aktar seçeneğiyle PNG olarak dışarı aktarıyoruz. Dışarı aktardıktan sonra bu şekilde gözüküyor. Üçüncü işlemimiz de tamam. Şu an elimizde iki görsel var. Yeşil ekran green screen dediğimiz far efekti ve ateş efektine ihtiyacımız var. Bunu telifsiz stok sitelerden bulabilirsiniz. Ya da CapCut'ta ya da diğer Pexels gibi sitelerde bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunları da indirdikten sonra CapCut'ı açıyoruz. CapCut'ta yeni proje alanına bütün dosyalarımızı yüklüyoruz. En üstte, burası katman katman çalışıyor. En üstte iç mekan resmimizi koyacağız. Daha sonra kar efektimizi ve en altta da dış mekanı koyacağız arkadaşlar. Bu şekilde yukarıdan aşağı sürüklemek vasıtasıyla işlemimizi gerçekleştiriyoruz. PNG formatında olduğu için bunları seçip çekerek süresini ayarlayabiliyorsunuz. Resimlerimizi ayarladıktan sonra kar efektimizin süresini de ona göre ayarlamak için kopyala ve yapıştır yapıyoruz. Daha sonra chroma key anahtarını seçip rengi seçiyoruz. Yeşili tıkladığımızda arka planımız gözükecek ve kar efektimizi burada göreceğiz arkadaşlar. Kar efekti için yoğunluğunu arttırmak amacıyla 3-4 tane alt alta yapabilirsiniz. Kopyala yapıştır yapıyoruz ve bir alttaki katmana bunları yerleştiriyoruz. Dediğim gibi sırasıyla en üstte iç mekanımız, ortada kar efektimiz ve en altta da dış mekan olacak. Ve son görüntüsü bu şekilde. Şimdi bunları tek tek seçip dışarı aktar yapıyoruz. Karın yoğunluğunu arttırabilirsiniz burada. Bunu arttırmak için burayı 50, yapıp sonra dışa aktarıyoruz. Dosyamız dışarı aktarılıyor. Ve tek bir katman halinde bir videomuz oluyor. Daha sonra aynı videoyu tekrar yeni projede içeri aktarıyoruz. Ve ateş efektimizi de buraya aktarıyoruz. Ateş efektini ve videomuzu üst üste katman olarak koyuyoruz. Üste koymuş olduğunuz yeşil ekran fazlalıklarını keselim. Biraz büyük. O yüzden bunu küçültmemiz gerekecek. Onun için gene seçiliyken
Daha öncesinde evet Chrome anahtarından gene burayı seçip rengin üstüne tıkladığınızda ateş efektini vermiş olacak. Bunu küçültmek için üstüne tıklanmış haldeyken geliyoruz. Burada yeniden boyutlandır var. Yeniden boyutlandırı seçiyoruz. Ve ateş efektimizi küçültüyoruz. Daha sonra şöminenin içine yerleştiriyoruz. Eğimine göre sağa ya da sola biraz çevirebilirsiniz. Tam olarak yerleştirdikten sonra son görüntümüz bu şekilde. Videomuzun bitmiş hali için yine dışarı aktar deyip videomuzu bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.